Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bölümle tekrar sizlerleyiz. Bugün neredeyiz? Ruz Güzellik Salonu'ndayız. Ama sakın erkekler alınmasın. Yok, hep bayan bayan bayan. Öyle değil. Burada erkeklere de hizmet var arkadaşlar. O yüzden bu bölümü kaçırmayın. Biraz sonra sevgili arkadaşımız Aslı Hanım'la sohbetler ediyor olacağız. Bakalım bu sene ne tür güzellik uygulamaları var? Bayanlar nelere dikkat ediyor? Erkeklere ne hizmetler yapılıyor? Bayanlara ne hizmetler yapılıyor? Hepsi birazdan sizlerle. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Neyle? O güzel narin ellerimizle. Haydi geçelim şimdi Aslı Hanım'ı bekletmeden röportajımıza. Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi Ruj Güzellik Salonu'ndayız. Sadece bayanlara özel değil, erkeklere de hizmet var burada. Biraz sonra bütün detayları Aslı'yla konuşuyor olacağız. Bakalım biraz terletelim mi, terletmeyelim mi? Kendisi biraz korkuyor. Bir çok terletme, çok zor yerden soru sorma diyor ama hepsini sizler için soracağım. Ama ilk önce Aslı kimdir, nedir, buradaki görevi nedir, onları kendisinden duyalım. Merhabalar. Tekrar. Merhabalar. Estetisyenim. 30 yıllık bir estetisyen geçmişim var. Hem yurt içi hem yurt dışı. Londra'da eğitim aldım ve Londra'da çalıştım. Daha sonra Türkiye'ye geldim ve Türkiye'deki bayanlara, Türklere hizmet vermeye başladım. Hem bayanlara hem erkeklere. Duydunuz, erkeklere de. Yani erkek arkadaşlarımız bazen diyor ki ya nedir bu sizden çektim, hep bayan bayan bayan, ama biz unisex yapıyoruz artık. Evet, çünkü erkekler de metroseksüel artık, biliyorsunuz, uzun zamandır. O yüzden onlara da hizmet veriyoruz. O açığı da kapatmış oluyoruz. Arkadaşlar birazdan bana da ufak tefek şeyler yapılacak ama aramıza kalsın, kimseye söylemek yok. Neler yapıyoruz bu salonda, neler mevcut, hangi hizmetleri veriyoruz? Biz lazer epilasyon, iğneli epilasyon, cilt bakımları, zayıflama sistemlerimiz var. Bunun dışında kalıcı makyaj. Kalıcı makyajda oldukça iddialıyız. Sevgili arkadaşım Sadviye bu konuda gerçekten birçok insandan çok daha iyi, birçok uzmandan çok daha iyi, çok donanımlı, tecrübeli, aynı zamanda estetik görüşte olan bir insan olduğu için, biliyorsunuz kalıcı makyajda estetik görüş de çok önemli. Kesinlikle. O yüzden de gerçekten çok başarılı hizmetler veriyoruz. Peki gelin adayları gelir mi buraya, ya da düğün öncesi gelin adayları gelip ne tür taleplerde bulunuyorlar? Beni güzelleştirin mi diyorlar, ya da daha farklı talepleri oluyor mu? İkisini de söylüyorlar. Hem beni güzelleştirin diyorlar, hem beni düğün öncesinde dinlendirin diyorlar. Hem güzelleştiriyoruz hem dinlendiriyoruz. Çünkü gelinler biliyorsunuz düğün öncesinde son derece gergin oluyorlar, agresif oluyorlar. Kesinlikle. Buraya geldikleri zaman relax bir şekilde bütün hizmetlerini alıp çıkıyorlar. Yani bir nevi de biraz onları düğün öncesi rahatlatıyoruz, evet, diyebiliriz. Evet, öyle. Peki, oluyor. Peki damatlar ne durumda bu konuda? Damatlar da gelinlere biraz tabii bu konuda sistem ediyorlar. Size her şey yapılıyor, bize neden hiçbir şey olmuyor diyorlar. Onlar da mutlaka bir talepte bulunuyorlar. Erkekler olan hizmetlerimiz lazer epilasyon, aynı zamanda cilt bakımları. Bunlar da hizmet verebiliyoruz erkeklere. Biraz daha kısıtlı. Yani bayanlara nazaran tabii bayanlara ki daha oranla kısıtlı. Daha kısıtlı, ama onlara da hizmet veriyoruz burada. Peki gelinler için bir yaptığımız full paket bir program var mıdır? Evet, var. İçeriği nelerdir ve fiyatını söylemek isterseniz söyleyin. Ama fiyatı söylerken dikkat ediyoruz. Ben bu fiyatın üzerinden de indirim istiyor olacağım. Ablacığım oradan sana da bakıyorum özellikle. Fiyatı çok söyleyemiyoruz. Çünkü kişi geldiği zaman buraya, yani neye ihtiyacı olduğunu kişi geldikten sonra onun cildine göre, endişesine göre belirlediğimiz için, onun endişesiyle bizim belirlediğimiz şey bazen farklı olabiliyor. O yüzden kişiye özel hizmet veriyoruz. Fiyatlar da farklı olabiliyor. Yani şöyle diyebiliyoruz. Her cilde her cilt bakımı yapılamaz. Yapılamaz ve herkese de her cilt bakımı yapılamıyor. Yapılamaz. Çünkü kişinin endişesi ile bizim görmüş olduğumuz şey bazen farklı olabiliyor. Biz mesela onun yüzünde bir donukluk, cansızlık görüyoruz. Ama o mesela diyor ki benim cildimde daha çok elastiket kaybı var. Ben elastiket kaybından şikayetçiyim diyor. Biz mesela onun isteği doğrultusunda onu mutlu edecek, onun problemine yönelik hizmet veriyoruz, işlem yapıyoruz. Evet. Peki son zamanlarda hep de duyuyoruz, az önce size söylediniz, bu kalıcı makyaj. Şimdi evet, kalıcı makyaj deyince ben direkt diyorum ki yüzünde bu makyaj kalacak, hiç silinmeyecek mi? Yatağa girerken de böyle kalıcı makyaj mı? Rujlu, işte ne bileyim, evet, fondötenli falan. Bu detayları nedir kadınlar, bilmeyenler için, evet, özellikle? Kadınların en büyük hayalidir. Sabah kalktıkları zaman gündüz olduğu kadar enerjik ve güzel bir yüzle kalkmak, ciltle kalkmak. Kalıcı makyaj burada imdadına yetişiyor bayanların. Sabah kalktığınız zaman gündüz nasıl makyajlı oluyorsanız, ama tabii çok doğal bir şekilde,
Yani kalıcı makyaj, Sadiye'nin arkadaşımın yapmış olduğu şey zaten bu. O doğallığı kazandırmak yüze. Kişiye baktığı zaman hani bir kalıp içerisinde değil de kalıp bir makyajla değil de son derece doğal bir görüntüde ama güzel bir görüntü içerisinde kendisini iyi hissedebileceği, herkesin ne kadar hoş duruyorsun deyip de ama ay bu işte çok kalıp bir makyaj ya da işte maske gibi durmuş yüzünde herkesin gözüne batan bir şey olmayacak şekilde yapıyor. Doğallığı bozmadan diyebiliriz. Kesinlikle doğallığı bozmadan canlı, enerjik ve kişinin kendini iyi hissedebileceği bir kalıcı makyaj uygulaması yapmak. Peki ne tür uygulamalar yapılıyor bu kalıcı makyajda? Kalıcı makyajda microblading dediğimiz en son sistemi uyguluyoruz. Kişinin yüzünün şekline göre zaten altın oran dediğimiz bir oran var, ona göre yapılıyor. Yani hani yüzünün şekline uygun olan makyaj, kaşına, gözüne, göz şekline, kaş şekline, yüzünün şekline göre bir makyaj stili belirleniyor kalıcı makyajda. Peki son yani zamanlarda... Herkese aynı şey kesinlikle yapılmıyor. Zaten altın oranı neyse öncesinde bir ölçüm yapılıyor. Ölçümden sonra değil mi Sadiye arkadaşım yanlış hatırladım. Arkadan da tüy oluyoruz bu arada. Ben de tüy alıyorum çünkü kalıcı makyajı ben yapmıyorum. Hiç o şeye girmiyorum çünkü arkadaşım o kadar iddialı ki o konuda. O zaman ne yapalım? Bu konuyu kendisinden dinleyelim. Buraya davet edelim. Evet, kalıcı makyajla ilgili iki cümleyi kendisine evet, alalım. Evet. Sonra estetikle ilgili evet, birkaç soru daha size soruyor olacağım. Arkadaşlar Sadiye ablayı en başında ikna edemedik. Yok ben kitlelerim kalırım ekran karşısında dedi ama ben ona bir gaz vererek kendisini zorla biraz çağırıyor oldum ama kusura bakma ablacığım. Rica ederim. Gerçekten sende daha hoş bir görüntüyle çıkmak isterdim. Onun için bugün biraz gerildim açıkçası. Aksine bakıyoruz. Yabancı yok. Tamamen doğal bir ortamdayız. Arkadaşlarımız hepsi bizden. Hiç çekinmemize gerek yok ablacığım. Az önceki konumuza geliyorum. Evet. Kalıcı makyajda tam olarak ne tür uygulamalar yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Kişiye göre neler değişkenlikler gösteriyor burada? Kalıcı makyajda kaş yapıyoruz. Öncelikle daha fazla oranda kaş yapıyoruz. Eyeliner yapıyoruz. Dudak renklendirme yapıyoruz. Dudak pigmentasyonu. Çok ince kaşlarda ya da dağınık kaşlarda onlara bir form belirliyoruz. Onun üstünde çalışıyoruz. Kıl tekniği tamamen görüntü olarak kıl gibi bir görüntü veriyoruz. Asla eski sistemdeki gibi değil yani. Eski sistemde karalama sistemi kaşlar yapılmıştı. Boyamaydı aslında. Aynen boyamaydı. Şimdi çok daha natürel görünen sistemler var. Biz de onları uyguluyoruz. Peki bu uygulamayı yaptınız. Aradan 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay geçti. O kişi ben artık bundan sıkıldım bu kalıcı makyajdan dediğinde ne yapıyoruz? Ya mümkün değil öyle bir şey söylemesi. Hani ben 10 yıldır yapıyorum. Hiç başıma gelmedi bundan artık sıkıntı. Gelmeyecek de diyoruz gelmeyecek o zaman. Gelmeyecek de. Zaten hani çok natürel oluyor. Ve ihtiyaç karşılanıyor. Bir ihtiyaçtan sıkılınmaz yani. Mümkün değil. Yani anladığım kadarıyla şu. O kalıcı makyajı bir uygulamasını yapıyoruz. Sonra zaten gündelik makyajını, rujunu, işte eyeliner'ını vesaire artık terimlerin çoğunu bilmiyorum o yüzden bir erkek olarak. Onları da üzerine uyguluyorlar. Ya o kalıcı tabii makyaj ki, tabii bütün ki gün davetlerde de olsun, özel günlerde öyle gidecek evet, diye bir şey yok. Evet, sizde şimdi erkeklerde kalıcı makyaj deyince kadın hep makyajlı mı kalacak gibi düşünüyorsunuz ama öyle maalesef öyle düşünüyoruz. Dediğim gibi bir eksikliği gidermek. Ne bileyim kaş çok incedir. Ona daha natürel bir işlem yapıp daha dolgun bir kaş yaratabilirsiniz ya da kirpiğinin dibinde incecik bir eyeliner çizebilirsiniz ya da dudakta mesela. Hiçbir zaman sizin dediğiniz gibi bordo kırmızı bir rujla dolaşmaz ama ölü bir dudak olmaz. Daha renkli bir dudak olur. Daha hatları formları belirli çekse, bir dudak cazip olur. İlgi çeksin, cazip. Aynen o şekilde. Araya girebilir miyim? Tabii ki buyurun. Mesela benim kesinlikle çok doğal olan bir müşterim yani yıllardır gelen bir üyem. Kaşını bile aldırmayan birisiydi. Bu kadar doğal. Kaş bile aldırmıyordu. Microblading yaptırdı. Yani bir korkarak geldi önce. Ki biz hani üyelerimize ısrar etmeyiz hiçbir şey için. Çünkü ısrar itici bir şey olabiliyor kesinlikle bazen çünkü. Kendi haline bıraktık biz onu. Ve kendisi geldi. Sadiye arkadaşıma kaş yaptırdı. İnanılmaz memnun. Ve eski kaşını kim unutmuş geçti durumda. Yani Alper Hanım. Hatırlamıyorum. Alper Hanım. Yani. Buradan Alper Hanım'a da sevgiler iletiyoruz. Peki yine makyajdan ilerlersek ipek kibrik son günlerde çok var. Gerçekten ipek mi bu kibrikler? Ya da
İpek olmayanları da var mı? İmitasyonları ya çıktı mı bunların da? Tabii ki çok fazla ürün var. Çok değişik kalitelerde ürünler var. Gerçekten ipek olanlar da var. Sentetik malzemelerden yapılanlar da var. İpek kirpikte aslında uygulayıcının tecrübesi çok önemli. Çünkü kirpiğin üstüne, tek kirpiğin üstüne tek bir kıl yapıştırılıp daha volümlü bir görüntü elde etmek için. Evet, yaklaşık 3 saat kadar sürer işlem. Çok büyük emek var arkadaşlar. Evet, emeğin yani, hakkı bu olsa gerek. Kesinlikle yani alıyorsunuz müşteriyi önünüze, o kirpiklerin her bir kirpiğin üstüne bir tane daha kirpik ekliyorsunuz. Onların çift görünümlü olanları var, tek görünümlü olanları var. Bu çok detaylı bir şey tabii, yani anlatmakla bitmez. Bir renk tonları var mı? Var tabii ki, renkli olanları da var. Bordosu var, sarısı var, bazen öyle renkli aralara da atılabiliyor. Ama genelde siyah ve kahverengi tercih ediliyor tabii ki. Yani bir gözü farklı, bir gözü farklı renk yapabiliyoruz istek olursa. Yapılabilir, arzuya göre tabii ki. Mesela yani. Fenerbahçe değil, sarı, lacivert. Neden olmasın? Olabilir. Biz Galatasaray olarak yapmıyoruz. Sarı. Öyle bir ayrım olamaz. Öyle bir ayrım olamaz. Tabii ki. İşte resmesindeyiz tabii. Evet, yani ipek kirpik gerçekten çok yapana da yaptırana da zahmetli bir iş. Onun sabırla orada yatması, kıpırdamaması gerekiyor. Uygulayıcının da çok konsantre bir şekilde işlemi yapması gerekiyor. Ama çok rahatlatıcı. Özellikle gelin adayları için düğün öncesi yapılıyor. İşte balayında da çok rahat ediyor. Gayet böyle kirpiklerle. Peki ne kadar süre kalıyor? İşlem yapıldıktan 2 hafta sonra falan bir kontrole çağırıyoruz. Çünkü arada bazı dökülmeler olabiliyor ya da aslında kullanıcı da çok önemli burada. Her gün taranması gerekiyor. Bazı dikkat edilmesi gereken şeyler var. İşlemin daha uzun kalabilmesi için gözünde. Peki. Yani hani siz o kontrolleri düzenli belli rutinlerde yaptığınız sürece ipek kirpik çok uzun süre kullanılabilen tabii bir şey. Yani kişi artık eski kirpiğine dönmek isterse, çıkarmak isterse ancak ondan vazgeçebilir. Yoksa belli aralıklarla, belli periyotlarda bakımları yapılarak istediği kadar kullanabilir. Peki bir davette bir bayanın gözünü gördüm. Kirpiğin biri düşmüş. Hatta onu kendisi orada onarmaya çalışıyordu. O ipek kirpik değildir. Kendisi ipek olduğunu iddia etti. Onu söyleyecektim. Mümkün değil. Peki o zaman yapan kişi ipek kirpik diye kandırdı diyebiliriz mi? Ya da kişi belki yalan söylüyor olabilir. Bilinçli bir müşteri ise eğer hani buna kanmaz ipek kirpik. Dediğim gibi tek 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 kıl kıl işlenerek yapılan bir işlem. Sizin dediğiniz ancak şöyle bir şey de olabilir. Bu üçlü olabilir bütün mi acaba? Ya o da mümkün. Yani çünkü o kadar çok kuvvetli önemli bir yapıştırıcısı var ki onun. Yani siz koparmaya çalışsanız bile kopartamazsınız. Şeyi var çünkü, sökmek için ayrı solüsyonu var. Onunla bekletip onda yine sizler gibi uzmanların tabii çıkarması gerekiyor. Tabii ki, kesinlikle. Çok sağ ol, teşekkürler ablacığım. Rica ederim. Peki biraz da Aslı'ya soralım. Şimdi kaç çeşit cilt bakımı var? Ne tür cilt bakımları yapılıyor? Nasıl uygulamalar yapıyoruz? Çok enteresan herhangi bir cilt bakımıyla taleple karşılaştınız mı, sorularla? Yani enteresan cilt bakımıyla ilgili bir şeyle karşılaşmıyoruz da genelde, çünkü herkesin problemi ortak. Eğer ki belli bir yaşın üstündeyse, olgun bir bayansa eğer, daha çok sordukları soru şu: cildimin elastikiyle ilgili ne yapabiliriz? Çizgilerimle ilgili ne yapabiliriz? Ama bizim yapmış olduğumuz işlem kozmetik bir işlem olduğu için, tedavi olmadığı için, bizim estetisyenlerin yaptığı, biz daha çok bakım odaklı çalışıyoruz. Yani biz ne yapabiliriz? Kişi kendini nasıl daha iyi hissedebilir? Cildini daha nasıl canlandırabiliriz? Daha nasıl homojen gösterebiliriz? O kişiyi buradan nasıl mutlu gönderebiliriz? Bizim amacımız bu. Yani mesela bazen hiçbir şekilde cildinde hiçbir problem olmayıp da sadece yüz masajı için gelen müşterimiz var. Her hafta düzenli olarak bir sene boyunca gelip yazın işte tatiline gidip ondan sonra kışın tekrar başlayan, sadece o cildindeki canlılığını muhafaza etmek için gelen müşterilerimiz var. Yani çok o yüzden de hani biz tamamıyla kişinin isteğine, kişiyi mutlu edecek,
bakım odaklı çalışıyoruz. Buraya geldiği zaman birkaç tane, yani daha doğrusu 5-6 çeşit bakımımız var. Klasik bakımımız var. Ergenler için yapmış olduğumuz teenage bakımlarımız var. Daha çok akne problemine yönelik, sivilcesi olanlar için, siyah noktaları olanlar için. Çünkü genelde bizim Türk toplumunda ergenlerimizin ciltleri genelde problemli. Maalesef. Ama biz ne yapıyoruz? Daha çok bakım olarak yapıp biraz daha cildi onarmaya, biraz daha cildi dengelemeye çalışıyoruz. Yoksa tedavi bizim işimiz değil. Tedavi doktorların işi. Kesinlikle. Bazen doktorlarla birlikte çalışıyoruz. Eğer ki bizim yapamayacağımız bir şeyse, bizi aşan bir şeyse, yani bir estetisyeni, bir cilt bakım uzmanını aşan bir şeyse, biz onu direkt bir dermatoloğa yönlendiriyoruz. Dermatologla birlikte çalışıyoruz. O içeriden ilaçla tedavi ederken biz dışarıdan bakımlarla cildi dengelemeye çalışıyoruz. Muhteşemsiniz. Ağzınıza sağlık diliyorum. Rica ederim. Sizleri bugün çok yordum, farkındayım. Son olarak ikinize birden soracağım. Ayrı ayrı cevap size olacağım. Buraya gelen bayanlar ya da baylar neden sizi tercih etmeli? 3 kelimeyle bunu nasıl ifade edersiniz? Etik çalışıyoruz. 1. Çok özen gösteriyoruz. 2. İşimizi çok severek yapıyoruz. 3. Ve bizim için hijyen de çok önemli. 4 oldu ama 3'e yani, indirebiliriz çünkü bunu. Çünkü bu aslında bu bir üçgen. Bakın, bu üçgen olmazsa İşinizde başarılı olamazsınız. Bizim müşterilerimiz çok uzun zamandır hep aynı insanlar. Benim 20 yıldır müşterilerim aynıdır. Hep aynı insanlar düzenli gelir. Sadiye arkadaşımın da 11 senedir sürekli olarak müşterileri aynıdır ve bu tavsiyelerle giderek çoğalır. Kesinlikle. Çünkü biz bu üçgene çok... Referans çok önemli. Evet, biz bu üçgene önem veriyoruz. Hijyen, etik ve İşini severek özenli çalışma. Yani biz arkadaşımız bile gelse, ben mesela arkadaşımın kızına bile yaparken çok dikkatli ve özenli yapıyorum. İşte bu maskede az kalsam olur mu diyor. Hayır diyorum mesela. Yani bunu ona yapmıyor. Yani şu az para yani, vermiş, çok para vermiş. Bunu öyle hiç bir ayrımımız asla hiç yok. Yok. İş yani, iştir. Arkadaşımın kızı bile gelse ona bile, yani Aslı abla işte maskede az tutsak olur mu, çok tutsak olur mu? Hayır diyorum. Yani bunun tamamıyla kitabına uygun çalışmak ve severek yapmak çok önemli. Biz hakkını vermek diyoruz kısacası. Kesinlikle hakkını vermek ve severek ve özenle yapmak. Kesinlikle. O yüzden bizi tercih ediyorlar. Peki ablacığım, sen 3 kelime ne söylersin? Valla her şeyi çok güzel anlattı. Ben sadece bir şey daha ekleyebilirim. Herhalde o bizim kendi varoluşumuzda olan bir şey. Samimiyet. Yani kesinlikle herkes buraya geldiklerinde, siz de geldiniz bilmiyorum, aynı şeyi hissetmişsiniz. Hissetmesek şu anda burada oturacağımızı düşünmüyordum, yani çeker giderdim. Evimize geldik gibi hissediyoruz. Aynen öyle. Arkadaşımızı ziyarete gelmiş gibi hissediyoruz diyorlar. Böyle bir şey de verebildiğimiz için çok mutluyuz. Ne mutlu bizlere. Aynen. Arkadaşlar, her yerde de söylediğim gibi, gerçekten ne iş yaparsanız yapın, severek yapın. Ben bunu her zaman söylüyorum. Dedikleri gibi samimiyet, güven ve o sıcak yüzlülük, o sıcak elektriği karşı tarafa yansıtmak. Ruj Güzellik Salonu'nda sizlere gereken bilgileri aktardık. Zamanımız kısıtlı olduğu için daha fazla konulara maalesef ki açılamadık. Ama sözünü aldık. Bir sonraki programda farklı konulara değiniyor olacağız. Ve farklı soruları, cevabını ablalarımızdan alıyor olacağız. Sadece sizler için. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Her zaman söylediğim gibi o güzel narin ellerimizle programımız burada sona erdi. Hoşça kalın.